Sevgili vatandaşlarım, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Millete hizmet yolunda programı vesilesiyle bir kez daha huzurlarınızda bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Mayıs ayı yaşadığımız bazı acı hadiselere rağmen hizmetler ve elde ettiğimiz başarılar noktasında gerçekten son derece bereketli bir ay oldu. Millete hizmet yolunda programımızda Mayıs ayında yaşanan gelişmeleri, Türkiye'ye kazandırdığımız hizmet ve eserleri, yaptığımız temasları çok özet olarak sizlerle paylaşmak arzusundayım. Ayrıca ülkemize dair, bölgemize ve küresel meselelere dair bazı gelişmeleri de bu samimi buluşma vesilesiyle sizlere aktarmak isterim. Sevgili vatandaşlarım, 14 Mayıs tarihinin Ülkemizde gerçekten çok ayrı bir yeri vardır. Bundan 63 yıl önce 14 Mayıs 1950'de siyasi tarihimizde ilk sağlıklı seçimler gerçekleştirildi. Merhum Adnan Menderes Genel Başkanlığındaki Demokrat Parti tek başına iktidara geldi. Milletin yoğun teveccühüyle iktidara gelen Demokrat Parti 10 yılı aşkın bir süre Türkiye'ye hizmet etti ve maalesef 27 Mayıs 1960'taki o meşum müdahale ile iktidardan uzaklaştırıldı. Bu ay, yani 2013 yılının 14 Mayıs'ında da tıpkı 63 yıl önce olduğu gibi çok büyük bir heyecanı, büyük bir sevinci yaşadı. Sevgili vatandaşlarım, demokrasiye yönelik her müdahalenin ardından Türkiye ekonomisi maalesef büyük çöküşler yaşadı. Bu çöküşlerin faturası da her zaman sizlere siz aziz milletimize yüklendi. 27 Mayıs 1960 müdahalesinin hemen ardından Türkiye uluslararası para fonundan ilk borcunu aldı. 1961 yılındaki o ilk borçtan sonra değişik hükümetler döneminde IMF'ten borçlar alındı. Bugüne kadar IMF ile 19 standby anlaşması yapıldı. Toplamda 56,5 milyar dolarlık borç ilişkisi kuruldu. Ancak 28 Şubat müdahalesinin ardından Türkiye ekonomisi bir kez daha çöküşün eşiğine gelince Uluslararası Para Fonu'ndan çok büyük miktarlarda borç alındı. 2002 sonunda biz hükümeti devraldığımızda Türkiye'nin IMF e borcu rekor bir seviyeye ulaşmış 23,5 milyar dolar seviyesini bulmuştu. Bize devredilen diğer tüm borçlar Diğer tüm yükler gibi IMF borcunu da kararlı bir şekilde istikrarlı bir şekilde ödedik. Nihayet bu ay içinde 14 Mayıs'ta IMF'e olan 400 milyon dolarlık son dilim borcu da ödedik ve hamdolsun bu defteri kapattık. 1950 yılından itibaren bir demokrasi bayramı olarak gönüllerimizde yer eden 14 Mayıs tarihi 2013 yılından itibaren de inşallah bir ekonomi bayramı yükselen Türkiye'nin tarihi bir dönüm noktası olarak kalplerde, gönüllerde unutulmaz bir tarih olarak yerini alacaktır. Ekonomiye ilişkin Mayıs ayında başka bazı güzel gelişmelere de şahit olduk. Örneğin gösterge faizleri Mayıs ayı içinde tarihinin en düşük seviyesine geriledi. 2002 yılında %63 seviyesinde olan gösterge faiz, Mayıs ayı içinde yüzde 4,67 seviyesini görerek bu noktada tarihi bir rekor kaydetti. Yine merkez bankası rezervimiz Mayıs ayı içinde 135 milyar dolar seviyesine ulaşarak bu alanda da rekor kırdı. Halbuki biz göreve geldiğimizde merkez bankası döviz rezervimiz 27 buçuk milyar dolardı. Borsa İstanbul kısa adıyla BIST Mayıs ayı içinde 90 bin seviyesini aştı. O da kendi alanında bir rekorun sahibi oldu. Türkiye her alanda olduğu gibi ekonomide de çok güvenli, çok istikrarlı bir seyir izliyor. Dünyadaki genel gidişin tersine Türkiye önüne gerçekçi hedefler koyuyor, çalışıyor, üretiyor, kazanıyor ve bu gerçekçi hedeflere tek tek ulaşıyor. İnanın Tüm dünya Türkiye ekonomisindeki bu güvenli büyümeyi hayranlıkla ve takdirle izliyor. Nitekim mayıs ayı içinde üç farklı kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye'nin notunu yükseltti. Gittiğimiz her ülkede, katıldığımız her toplantıda, görüştüğümüz her lider Türkiye'den, Türkiye ekonomisinden övgüyle söz ediyor ve bunu nasıl başardığımızı sorarak tavsiyelerimizi almak istiyor. Biz de sıkı sıkıya Bağlı kaldığımız mali disiplini, barışçıl dış politikamızı, içeride artan kardeşlik ve dayanışmamızı onlara anlatıyor. Kendilerine her seviyede tavsiye ve önerilerimizi iletiyoruz. Burada ekonomimizi de yakından ilgilendiren çözüm sürecine özellikle vurgu yapmak istiyorum. Çözüm süreci hiçbir aksaklık olmadan planladığımız takvim ve planladığımız hedefler doğrultusunda ilerliyor. Akil İnsanlar Heyeti adını verdiğimiz heyet 7 coğrafi bölgemizde 81 vilayetimizde çok güzel, çok başarılı çalışmalar yaptılar. Küçük çaplı, lokal, örgütlü bazı kışkırtma ve eylemlere rağmen akil insanlar heyet olarak gittikleri her yerde heyecanla, umutla karşılandılar. Heyet iki aylık çalışma sonunda raporunu hazırlayacak ve bunu görüşeceğiz. Bu raporun ardından da çözüm sürecini destekleyecek, perçinleyecek, huzuru kalıcı hale getirecek yeni yol haritamızı belirleyeceğiz. Süreç şu anda bile kendisini çok bariz şekilde hissettirmeye başladı. Allah'a hamdolsun bölücü terörle ilgili acılar yaşamıyor, acı haberler almıyoruz. Vatandaşlarımız boşalmış köylerimize geri dönüyor. Yıllardır gidilemeyen dağlarda vatandaşlarımız artık piknik yapıyor. Batı ile doğu, kuzey ile güney daha bir muhabbetle kucaklaşıyor. 2013 baharının bahar gibi yaşanması, bu baharın kalıcı olması için herkes gücü ve imkanı ölçüsünde sürece destek veriyor. Bu arada iş adamlarımız, iş örgütlerimiz de bölgeye gidiyor. Yeni yatırım imkanlarını, yeni girişimlerini korkusuzca tedirgin olmadan şüphe duymadan araştırıyorlar. Yani Türkiye'de hamdolsun yeni umut dolu, heyecan dolu bir sürecin kapıları ardına kadar aralandı. Türkiye'nin büyümesinde önemli bir engel olan, Türkiye'nin yükselmesinde önemli bir pranga olan terör hamdolsun gündemimizden çıktı ve çıkıyor. İnşallah terörsüz bir ortamda, şiddetin olmadığı bir ortamda sorunlarımızı daha sağlıklı daha samimi şekilde konuşacak, ortak çözümler üreteceğiz. Yine böyle bir ortamda enerjimizi, kaynaklarımızı terörle mücadeleye değil, artık Türkiye'nin kalkınmasına, büyümesine sarf edeceğiz. Bu güzel sürecin, bu güzel gelişmelerin bir yol kazasına uğramadan, bir engele takılmadan ilerlemesi için tam bir hassasiyet içindeyiz. Dikkatli, temkinli ama kararlı şekilde yolumuzda ilerliyoruz. 30 yıldır özlemi duyulan baharı doya doya yaşamak, gelecek nesillere kalıcı bir bahar bırakmak için hedefe artık her zamankinden daha fazla yakınız. Çok değerli vatandaşlarım, Mayıs ayı içinde Türkiye'yi ve geleceğimizi ilgilendiren çok önemli yatırımların da anlaşmalarını yaptık, temellerini attık. 3 Mayıs'ta ülkemizi ziyaret eden Japonya Başbakanı ile birlikte Sinop'ta nükleer santral kurulmasına ilişkin imzalanan anlaşmaları teati ettik. Sinop'ta kurulacak en modern güvenlik önlemlerine sahip nükleer santral ile inşallah Türkiye'nin enerji ihtiyacına yeni bir kaynak üretmiş olacağız. Yine Mayıs ayı içinde İstanbul'a inşa edeceğimiz dünyanın en büyük havalimanlarından birinin ihalesi gerçekleşti. Tarihimizin bu en büyük hacimdeki ihalesiyle İstanbul'a 3. havalimanı kazandırma süreci de başlamış oldu. Yine 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin 560. yıl dönümünde İstanbul'a yapılacak 3. köprünün temellerini attık. Sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın Meclis Başkanımızın, İstanbullu kardeşlerimizin katılımıyla bu büyük heyecanı, bu büyük coşkuyu Garipçe köyünde köprünün inşa edileceği yerde yaşadık. Yavuz Sultan Selim'in adını taşıyacak olan bu yeni köprü inşallah milletimizin ve ülkemizin gurur tablosu olacak, yıldız gibi parlayacaktır. Proje tamamlandığında dünya çapında bir rekora da imza atmış olacağız. Zira 3. Boğaz Köprüsü 59 metrelik genişliğiyle dünyada ilklerin sahibi bir köprü olacak. 1408 metrelik ana açıklığıyla üzerinde raylı sistem olan dünyanın en uzun köprüsü işte bu köprü olacak. 320 metreyi aşan yüksekliğiyle de dünyanın en yüksek kulesine sahip asma köprüsü yine bu köprü olacak. Burada şu hususu özellikle belirtmek isterim. İstanbul'a yaptığımız yatırımlar sadece İstanbul'u değil tüm Türkiye'yi hatta tüm dünyayı ilgilendiren yatırımlardır. Zira İstanbul nüfusuyla Türkiye'nin özetidir. İstanbul konumuyla kıtaların kesişme noktasıdır. Dolayısıyla gerek havalimanını, gerek köprüyü İstanbul kadar İstanbul'lu kardeşlerimiz kadar tüm Türkiye'ye geniş coğrafyamıza hizmet veren yatırımlar olarak görüyoruz. Yine Mayıs ayı içinde İstanbul'da açılışını yaptığımız Viant sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin gururu bir park oldu. 29 Mayıs'ta açılışını yaptığımız Ok Meydanı Vakıf ve Spor Tesisleri de aynı şekilde Türkiye'nin gururu olacak yatırımlar listesinde yerini aldı. Kanal İstanbul gibi, İstanbul-İzmir Otoyolu gibi, Demokrasi ve Özgürlükler Adası gibi projelerimizle hem İstanbul'u hem Türkiye'yi gururlandırmaya inşallah devam edeceğiz. Sevgili vatandaşlarım, bu ay yurt içi ve yurt dışında yabancı devlet adamlarıyla yoğun temaslar gerçekleştirdik. Dış politikada önemli adımlar attık. Özellikle bölgemizde bulunan sorunlarla ilgili olarak bölgemizden ve bölge dışından pek çok misafiri ağırladık. Önemli konularla ilgili verimli görüş alışverişinde bulunduk. Burada 14-21 Mayıs tarihleri arasında yaptığımız Amerika Birleşik Devletleri temaslarımız üzerinde özellikle durmak istiyorum. ABD Başkanı Sayın Obama'nın davetlisi olarak gerçekleştirdiğimiz bu resmi ziyaretin son derece başarılı, son derece verimli geçtiğini öncelikle belirtmek istiyorum. Washington'da Sayın Obama ile 16 Mayıs'ta gün boyunca yaptığımız görüşmelerde Türkiye ABD ilişkilerini iki ülkenin ortak gündeminde yer alan güncel meseleleri bölgesel ve küresel konuları etraflıca değerlendirdik. Gerek Türkiye-ABD ilişkilerini, gerekse bölgesel, küresel konuları etraflıca ele aldık. Kendisiyle Suriye başta olmak üzere Orta Doğu'daki sorunlar, Irak, Orta Doğu barış süreci, Kıbrıs, Somali dahil Afrika'daki meseleler, terörle mücadele, küresel ekonomik sorunlar hakkında görüş teatisi ve karşılıklı istişare imkanı bulduk. Aynı gün içinde ABD Başkan Yardımcısı Sayın Biden ve Dışişleri Bakanı Sayın Kerry ile de bir araya geldik. Washington'da Temsilciler Meclisi Başkanı Sayın Bowmer ile de bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye ve ABD'den iş adamlarının katıldıkları bir etkinlikte iş dünyası temsilcileriyle buluştuk ve yatırım imkanlarını değerlendirdik. Tabii bu arada iş adamları sektörel bazda birbirleriyle kapsamlı görüşmeler yaptılar. ABD'nin San Francisco kentinde ise Silikon Vadisi'nde Microsoft, Apple ve Google'dan oluşan üç kuruluşu ziyaret etmemin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk ve İslam toplumlarının temsilcileriyle bir araya gelme imkanını bulduk. ABD ziyaretimiz ekonomik açıdan olduğu kadar diplomatik ve bölgesel meseleler açısından da son derece verimli geçti. Gerek ekonomik anlamda, gerek bölgesel ve küresel barışın tesisi noktasında Amerika Birleşik Devletleri ile koordinasyon halinde çalışmaya devam ediyoruz. Ve bu arada Diyanet İşleri Başkanlığımızın Washington merkeze yakın Maryland'da 60 dönümlük bir arazi üzerindeki kültür ve medeniyet sitesi gerçekten çok önemli bir temel atma merasimiyle yükselmeye devam ediyor. Sevgili vatandaşlarım, aziz milletim, Mayıs ayı içinde 11 Mayıs'ta Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki bombalı aracın infilakı sonucu maalesef 52 kardeşimizi yitirdik. Milletçe gerçekten derin bir üzüntü içindeyiz. Kardeşliğin, hoşgörünün, birlikte yaşama kültürünün dünyadaki en güzel merkezlerinden biri olan Hatay'a Reyhanlı ilçemize yapılan bu saldırı hepimizi derinden sarstı. Saldırı anından itibaren devletimizin tüm imkanlarıyla Reyhanlı'ya ulaştık. Cumhurbaşkanımız, Başbakan yardımcımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz, ilgili tüm kurumlarımız yaraları sarmak için anında seferber oldular. Yaralılarımızı hastaneye ulaştırdık. Kara ve hava ambulanslarımızı devreye almak suretiyle ağır yaralılarımızı il dışındaki hastanelere yetiştirdik. Kayıplarımızı tespit ederken, enkazları kaldırırken, yaraları acilen sararken bir yandan da yeni saldırıların önüne geçmek, sorumluları bulmak için çalışmaları başlattık. Nitekim emniyet ve istihbarat birimlerimiz çok kısa bir süre içinde saldırıyı aydınlattılar ve zanlıların bir kısmını gözaltına alarak yargıya teslim ettiler. 25 Mayıs'ta Reyhanlı'ya giderek hem hadiseyi yerinde inceledik hem de alınan tedbirleri, destekleri bizzat kontrol ettik. Reyhanlı'da ilçenin önde gelenleriyle, kanaat önderleriyle şehitlerimizin ve yaralılarımızın yakınlarıyla buluştuk. Şehitlerimizin ailelerine giderek taziyelerimizi ilettik. Hatay'da ise üniversite hastanesinde yaralılarımıza ziyarette bulunduk. Şehitlerimizin ailelerine, yaralılara, Reyhanlı esnafına Çalışanlara yönelik destek ve kolaylaştırıcı tedbirlerimizi de orada denetledik. İhtiyaçları tespit ettik ve talimatları verdik. Şunu samimiyetle ifade etmeliyim ki gerek Reyhanlı gerek Hatay bu saldırıyı büyük bir metanetle, büyük bir sabır ve dirayetle karşılamış durumdalar. Reyhanlı ve Hatay'daki kardeşlerimiz oynanmak istenen oyunu, kurulmak istenen tuzağı çok net olarak görüyor sağduyu içinde hareket ediyorlar. Bazı siyasi partilerin, bazı karanlık örgütlerin tahrik çabaları, meseleyi örtme, meseleyi başka yere çekme girişimleri asla karşılık bulmuyor. Reyhanlı saldırısı aydınlandıkça, bağlantılar, ilişkiler ortaya çıktıkça, saldırganların gaye ve hedefleri, asıl niyetleri, özellikle de Türkiye içindeki ilişki ve irtibatları da daha net olarak görünür hale geliyor. Şunu burada özellikle ifade etmek istiyorum. Türkiye çözüm sürecini kararlılıkla sürdürürken, kardeşliğini pekiştirirken, içerideki meselelerini çözüp geleceğe odaklanırken bazı karanlık çevreler Türkiye'ye başka meseleleri musallat etmeye çalışıyorlar. Bunlara karşı milletçe çok dikkatli olacağız. Bu tür saldırılar, bu tür tahrikler karşısında sağduyudan, aklı selimden asla taviz vermeyecek bu saldırganların hedeflerine ulaşmalarına müsaade etmeyeceğiz. Şimdi bakınız sevgili vatandaşlarım, burada sizlere Suriye politikamızla ilgili iki hususu özellikle ifade etmek istiyorum. Birincisi şudur, içeride ve dışarıda bazı çevrelerin iddialarının tam tersine, Suriye meselesinin ortaya çıkışında Türkiye'nin hiçbir dahli olmamıştır. Bilakis Türkiye, Suriye rejimini, Suriye devlet başkanını çok samimi şekilde uyarmış, gelen tehlikeden haberdar etmiş, reformlarını derhal yapması konusunda tavsiyelerini iletmiştir. Kuzey Afrika ülkelerinde başlayan halk hareketlerinin Suriye'ye sıçrayacağı öngörüsüyle, buradan hareketle Türkiye, Suriye'nin bu süreci kanlı değil, barış içinde kardeşçe aşabilmesi için her türlü destek ve tavsiyeyi ilgililere iletmiştir. Ne yazık ki bu tavsiyelerimiz dikkate alınmamış. Bize defalarca söz verilmiş ama bu sözler tutulmamış. Sonucunda da Suriye'de işte bu kanlı süreç başlamıştır. Özetle Türkiye Suriye'deki bu kanlı sürecin çıkışını en samimi şekilde engellemeye çalışan ülke olmuştur. İkinci olarak Türkiye Suriye meselesine kayıtsız kalmak gibi bir imkana böyle bir konuma sahip değildir. Türkiye bu meselenin dışında kalsın, Türkiye bu meseleye dahil olmasın diyenlere buradan özellikle seslenmek istiyorum. Yaklaşık 910 kilometreyi bulan bir sınıra sahip olduğumuz Suriye'de olaylar yaşanırken, akrabalık bağlarımızın olduğu Suriye ile bu olaylar yaşandığı süreçte Türkiye'nin bundan etkilenmemesi mümkün değildir. Orta Doğu'da bu gelişmeler yaşanırken Türkiye'nin bunun dışında kalması mümkün değildir. Sınırlarımıza insanlar akın ederken, yanı başımızda bebekler, çocuklar katledilirken, kadınlar katledilirken, masum Müslüman kadınlara tecavüz edilirken, Türkiye'nin hiçbir şey olmuyor gibi davranması asla mümkün değildir. Ve burada bir şeyi özellikle vurgulamak istiyorum. Sınır noktasında Suriye ile yakın uzak hiçbir ilişkisi olmayanların Suriye'ye bu denli müdahale etmesine herkes sessiz kalırken Türkiye'nin burada uzak kalması veya buna müdahil olmaması söz konusu olamaz. Bakınız sizlere Çanakkale Savaşı'ndan Kurtuluş Savaşı'ndan bahsetmiyorum. Sizlere Osmanlı döneminde topraklarımız üzerindeki sayısız Suriyeli şehitten bahsetmiyorum. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında çok sayıda Türk kardeşimiz Suriye'ye sığınmış. Orada Suriye halkı tarafından kardeşçe karşılanmış, kendilerine ev verilmiş, iş verilmiş. Suriye içinde birçok şehirde Türk mahalleleri oluşmuştur. Bundan sadece 85-90 yıl önce bizim kardeşlerimize kucak açan Suriye halkına sırt çevirmek mümkün olabilir mi? Suriye'de yaşanan insani trajediye, toplu katliamlara, insanlık dışı saldırılara kulak tıkamak, göz yummak mümkün olabilir mi? Yanımızda komşumuz feryat ederken hiçbir şey olmamış gibi sıcak yatağımıza kuş tüyü yastıklara gömülmek bize yakışır mı? Şunu herkesin özellikle bilmesini istiyorum. Biz Suriye'de herhangi bir mezhebin tarafı ya da karşıtı değiliz. Biz Suriye'de herhangi bir inancın, herhangi bir etnik kökenin tarafı ya da karşıtı değiliz. Biz Suriye'de çıkarların peşinde de değiliz. Bizim Suriye'ye ilgimiz tamamen insanidir, tamamen vicdanidir. Bir takım ülkeler, bir takım örgütler, bir takım siyasi partiler duygusal bağlarla, etnik ya da mezhebi bağlarla eli kanlı zalim rejimin yanında olurken biz sadece ve sadece insanlığın sadece ve sadece vicdanın yanında duruyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Biz Yezidlerin yanında değil. Her zaman mazlum Hüseyinlerin yanında dururuz. Selçuklu'dan böyle gördük. Osmanlı Cihan Devleti'nden biz böyle gördük. Şu anda da ne Suriye'de ne de bir başka ülkede biz Yezid'in yanında değil. Mazlum Hüseyin'in yani mazlumların yani mağdurların yanındayız. Yezidler yani zalimler her zaman kaybetmeye mahkumdur. İnşallah Suriye'nin eli kanlı Yezidi de er ya da geç kaybedecektir. Ama Hüseyin'in yani mazlumların değil Yezid'in yani zalimlerin yanında duranlar tarih boyunca ellerindeki ve yüzlerindeki bu kan lekesinden kurtulamayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, Reyhanlı'da meydana gelen olayda ayrıca Hatay'a, Hatay dışında bazı mülteci kamplarına yönelik saldırı planlarını emniyet ve istihbarat birimlerimiz deşifre ettiler. Zanlıları gözaltına alıp yargıya teslim ettiler. Maalesef bazı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ihanet içinde Reyhanlı saldırısının ve diğer girişimlerin içinde yer aldığı tespit edildi. Bunların nerelerden emir aldığını çok iyi biliyoruz. Bu hainlerin hangi irtibatlar içinde olduklarını, Türkiye'de kimler tarafından korunup kollandıklarını onu da çok iyi biliyoruz. Suriye'de zalim ve katil rejime karşı hak mücadelesi veren hareketleri terörist olarak tanımlayanların Esed'le Suriye içindeki bir takım karanlık şahıslarla Hatay'daki bir takım karanlık çetelerle nasıl işbirliği içinde olduklarını, nasıl irtibat kurduklarını Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapıp Türkiye aleyhine nasıl çalıştıklarını, Reyhanlı saldırılarıyla nasıl irtibatlı olduklarını da tespit ettik. Yargı gerekenleri mutlaka yapacaktır ve yapıyor. Ancak aziz milletimin, sevgili vatandaşlarımın oynanmakta olan oyuna karşı azami hassasiyet içinde olmalarını ben özellikle rica ediyorum. Suriye'de oluk oluk kan akarken bu kanı Türkiye'ye sıçratmak, Türkiye'de kardeş kavgası çıkarmak isteyenlere karşı herkesin çok ama çok hassas olmasını rica ediyorum. Biz ülkemizdeki ve bölgemizdeki gelişmeleri son derece dikkatle, sabırla ve sağduyu ile takip ediyoruz. Birçok terörist saldırıyı daha plan aşamasında emniyet ve istihbarat birimlerimiz tespit ediyor ve engelliyoruz. Demokrasiden, hukuktan, insan hak ve özgürlüklerinden taviz vermeden ne yaptığımızı bilerek, adımlarımızı dikkatle atarak bölgesel meseleleri aşma, bölgesel meseleleri barışa kavuşturma mücadelesi veriyoruz. Herkes müsterih olsun. Şu anda Türkiye'de ne yaptığını bilen, nerede durması gerektiğini bilen, en önemlisi de Büyük Türkiye vizyonu ile hareket eden bir hükümet var. Kimse tedirgin olmasın. Allah'ın izniyle milletimizin sağduyu ve desteğiyle bölgesel sorunları da aşacak. Ülkemizi olduğu gibi bölgemizi de barış ve esenliğe kavuşturacağız. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir sonraki Millete Hizmet Yolunda programında buluşmak hasret gidermek umuduyla hepinize sağlık, afiyet ve huzur diliyor Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.